Hello, my name's Heather. I have dreams for the future. I want to make a successful career. I hope I will live a quiet and calm life. Traveling around the world is one of my dreams. Merhaba, benim adım Heather. Gelecek için bazı hayallerim var. Başarılı bir kariyerim olmasını istiyorum. Umarım sessiz ve sakin bir hayat yaşarım. Dünyayı gezmek de benim hayallerimden bir tanesi. Which of the following is not correct according to a speech bubble? Konuşma balonuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir denmiş. Yanlış olan isteniyor. A şıkkında she wants to see different places. Farklı yerleri görmek istiyor denmiş. Dünyayı gezmek istediğine göre A şıkkı doğrudur. C şıkkı she expects to live in a peaceful place. Huzurlu bir yerde yaşamak istiyor denmiş. Umarım sessiz ve sakin bir hayatım olur demişti. Bu yüzden C şıkkı doğru. D şıkkı she imagines having a good job. İyi bir işe sahip olmak istiyor denmiş. Başarılı bir kariyerden kastı da bu olsa gerek. D şıkkı da doğru. B şıkkına she dreams of being rich and famous. Zengin ve ünlü olmayı hayal ediyor denmiş. Konuşma balonunda böyle bir ifade yok. Bu yüzden yanlış olan B şıkkıdır. Which of the following predictions does Harry not write under the pictures? Aşağıdaki tahminlerden hangisini Harry resimlerin altına yazmaz diye sorulmuş. Bakalım aşkına there will be wars and a lot of people will die. Savaşlar olacak ve bir sürü insan ölecek denmiş. İkinci resim bundan bahsediyor. B şıkkı people will go to space for holidays. İnsanlar tatil için uzaya gidecek denmiş. İlk resimde bunu görüyoruz. D şıkkı people will have chips in their brains. İnsanların beyinlerinde çip olacak denmiş. Üçüncü resimde de bunu görüyoruz. C şıkkına the temperature will go up. Sıcaklık yükselecek denmiş. Ama resimde bununla ilgili bir şey yok. Hap şeklinde yiyeceklerden bahsediyor dördüncü resim. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following is not a correct prediction according to the graph? Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir tahmin değildir diye sorulmuş. Yani yanlış olan bilgi isteniyor bizden. A şıkkında 15 students will be interested in doing sports. 15 öğrenci spor yapmaya ilgi duyacak denmiş. Spor yapmaktan bahsediyorsa demek ki physical education PE'ye bakacağız. Mavi ile 15 olduğunu görüyoruz. A şıkkı doğru. C şıkkında 30 students will be good at doing experiments. 30 tane öğrenci deney yapmakta iyi olacak denmiş. Deney dendiğine göre science yani fen bilgisine bakacağız. Bunun da 30 olduğunu görüyoruz. C şıkkı doğru. D şıkkı 25 students will be interested in solving problems. 25 öğrenci problem çözmeye ilgi duyacak. Problem çözmek dediği için matematiğe bakacağız. Bu da pembeyle 25 olarak gösterilmiş. D şıkkı da doğru. B şıkkında 20 students will be good at playing an instrument. 20 öğrenci bir enstrüman çalmakta iyi olacak denmiş. Enstrüman çalmak dediğine göre burada müzik dersinden bahsediyor. Ama grafikte müzik dersi yok. Art, resim, English, İngilizce verilmiş. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. I will run my own business after I finish university. I will buy a big house and live with my wife and children. I will learn playing the piano. Üniversiteden mezun olduktan sonra kendi işimi kuracağım. Büyük bir ev alacağım ve eşim ve çocuklarımla birlikte yaşayacağım. Piyano çalmayı öğreneceğim. Rick does not have a prediction about his future. Blah blah blah. Rick gelecekte ne ile ilgili bir tahmin yapmıyor diye sorulmuş. Aşkında hobbies, hobiler demek. Son cümlede piyano çalmayı öğreneceğim demişti. Bu bir hobidir. Aşkı var. Beşkı family, aile. Büyük bir evde eşim ve çocuklarımla yaşayacağım demişti. Aileden bahsediyor. C şıkkı job, meslek. Kendi işimi kuracağım demişti ilk cümlede. Mesleğiyle ilgili bilgi de var. D şıkkı feelings, hisleri. Bununla ilgili bir bilgi yok. Tahminlerini belirttiği metinde.
Dolayısıyla doğru seçenek D şıkkıdır. 3 of the following does not complete the dialogue above. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Yani 3 tane boşluğa 3 tane soruyu yazacağız. Bir tanesi artacak. Bakalım ilk boşluktan sonra, yani ilk sorunun cevabı neymiş? I hope I will receive a scholarship to university. Umarım üniversite için burs alırım denmiş. Demek ki buraya bizim C şıkkındaki soruyu yazmamız lazım. What is your expectations about your future? Gelecek için beklentin ne? İkinci boşluktan sonrasına bakalım. Of course, because you're very hardworking. Tabii ki, çünkü çok çalışkansın denmiş. Buraya da D şıkkındaki soru yazalım. Do you think so? Öyle mi düşünüyorsun? Şeklinde bir soru. Üçüncü boşluktan sonra I guess in a big city I can make a good career there. Sanıyorum ki büyük bir şehir, orada iyi bir kariyer yapabilirim denmiş. Buna da B şıkkındaki soruyu yazalım. Where do you live after graduation? Mezuniyetten sonra nerede yaşarsın diye sorulmuş. Bunun da cevabı büyük bir şehir olabilir. A şıkkında can you explain more? Biraz daha açıklayabilir misin diye sorulmuş. Ama boşluktan sonraki cevaplar bu soruya yönelik değil. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which picture shows Kathy's prediction about the future? Hangi resim Kathy'nin gelecekle ilgili tahminini göstermektedir diye sorulmuş. Bakalım Kathy ne demiş? I think there will be robot maids in the future. They will help us with the housework at home and we will control them when we are out. Bence gelecekte robot hizmetçiler olacak. Onlar bize ev işlerinde yardım edecek ve biz dışarıdayken onları kontrol edebileceğiz denmiş. Robot hizmetçi dendiği için doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following is not mentioned in the documentary? Aşağıdakilerden hangisi belgeselde bahsedilmemiştir diye sorulmuş. Bakalım önce sağ üst köşedeki metne. The people will use oxygen mask because of the pollution. İnsanlar kirlilik yüzünden oksijen maskesi takacak denmiş. C şıkkında bahsediliyor. Hemen altta the earth's temperature will rise and the climate will change. Dünyanın sıcaklığı artacak ve iklimler değişecek denmiş. A şıkkında burada bahsediliyor. Onun hemen soluna bakalım. Some animals will become extinct because we are destroying their habitats. Bazı hayvanların nesilleri tükenecek çünkü onların yaşam alanlarını yok ediyoruz denmiş. Bu da B şıkkındaki resim. Hemen üstte the deforestation will be a big problem for rainforests. Ormanların yok olması yağmur ormanları için büyük bir problem olacak denmiş. Ama görsellerde bununla ilgili bir şey yok. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkı olacak.